Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Bugün aşkı konuşacağız. Aşkı ve evliliği konuşacağız. Aşk, aile ve evlilik ilişkisini konuşacağız. Ama konuşmadan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Güngören'den Prestij Çiçekçilik. Sayın Ümit Yılmazer bana bir çiçek göndermiş stüdyoya. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendisi de, eşi de çok değerli insanlar, çok değerli bir aile. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok mutlu oldum. 4 yıllık program hayatımda ilk gelen çiçeğimdi benim. Bugün farklı bir duyguyla anlatacağım. Çiçek güzeliyle Hacı Bey'le birlikte anlatmaya çalışacağız. Şimdi obsesif kompulsif bozukluk denildiğinde, panik atak denildiğinde ya da aile danışmanlığı denildiğinde akla gelen ilk isimdir Hacı Tekin. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok ciddi kurumlarda çalışan bir dostumuz, bir arkadaşımız, bir meslektaşımız. Avrupa bağlantısı çok zengin. Oradaki derneklerde, özellikle Alevi derneklerde çok ciddi çalışmalar var. İstanbul'daki kadın kuruluşlarında çok ciddi çalışmalar var. Ve biz de Artı TV olarak sevgili Hacı Tekin'in bu başarısından faydalanmak istedik. Yararlanmak istedik. Çünkü siz değerli izleyicilerimizin bunları hak ettiğini düşünüyoruz. Yani devamlı bel ağrısı, mide ağrısı, sırt ağrısı değil. Bütün bunların temelinde yatan şey aslında hastanın psikolojisi bozuksa, psikolojik durumu gerginse, stres altındaysa bu hasta felç de olur, mide rahatsızlığı da olur, baş dönmesi de olur, baş ağrısı da olur, bel ağrısı da olur. Efendim idrarında tutamaz, orgazm da olamaz. Öyle düşünün, uykusu da gelmez. Peki, değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Siz de sağ olun, bizi kırmadınız, geldiniz, var olasınız, sağ olasınız. Şimdi sevgili hocam, hayvanlar aleminde de üreme var, insanda da üreme var. Ne diyoruz? İşte inek yılda bir kere döllenir ve evlat verir. Köpek bir ya da iki kere çok evlat verir. Tavşan keza öyle, aslan işte, koyun keçi, ama şimdi son yıllardaki çiftleşme teknikleriyle şey değişti. Örneğin keçi normalde bir yavru doğururken bazen 200-300-400 doğurabiliyor falan böyle. İnsanlarda da tabii, yani sonuçta evliliğin temelinde, aşk ve evliliğin temelinde üreme olgusu var, ama üreme olmadan da insanlar evliliklerini sürdürebiliyorlar, son derece başarılı evliliklerde yapabiliyorlar. Tabii üreme olduğu zaman, çocuk olduğu zaman halkın nazarında kutsanıyor evlilik. Ya da biz kutsuyoruz evliliği. Yani ağacımızın meyvesini aldık. Erkek, kadın ve meyvesi ortaya çıktı. Neden evleniriz değerli hocam? Tabii bunun milattan önceki dönemlerine de gittiğimizde esasında insanlar miras paylaşımı olmasın, ekonomik olarak biraz güçlenebilsinler diye, özellikle eski Mısır'da karşılaştığımız en önemli evlilik nedenlerinden bir tanesi. Orta Çağ Avrupa'sına baktığınız zaman, Orta Çağ Avrupa'sında ve dünyasında insanlar evlenirken aslında aşk işin merkezinde değil. Özellikle aristokrasinin evlilik ritüellerine ve davranışlarına baktığınız zaman aslında işte senin kızın benim oğlanla evlenirse, senin kızını ben alırsam sen çok daha güçlü olursun, ben çok daha güçlü olurum. Orada aşktan ziyade daha çok mantık evlilikleri yürütülmüş. Söz konusu olan işte evlilikken tabii insanlar birincisi kendi soyunu devam ettirmek için evlenirler. Bunun yanı sıra evlenirken ekonomik olarak daha güçlü olabilmek için evlenirler. İşte soyunu devam ettirmek istediğimiz şey aslında kendilerinin çocuk sahibi olmaları ve daha sonra biriktirmiş oldukları sermayenin birilerine kalabileceğini düşünmeleri aslında insanları rahatlatan ekonomik temelli bir şeyi de var, durumu da var. Bunun yanı sıra tabii kişi evlenirken
evliliğini meşrulaştırmak ister. Yani biri bir kız bir erkekle çıkıyor, özellikle Türkiye coğrafyasında bizim toplumumuza baktığınız zaman, ya işte aranızda resmi hiçbir şey yok, bu resmi şeyi belgelemek açısından o zaman evlenmek zorundayız. Hatta buna ilişkin bir sürü örnek de var. Hocam diyor, bir gün diyor ben diyor evden çıktım, geç döndüm. Dolayısıyla babama bu konuda kendimi ikna edemezdim ve arkadaşımın, erkek arkadaşımın evinde kaldım, bir daha dönmedim ve evlenmek zorunda kaldık biz. Bu tür hikayeler de gerçekten oldukça yaygın. Bunun yanı sıra evlenmek, cinsel doyum çok çok önemli bir şey. İşte hayvanları insanlardan ayıran en önemli şeylerden bir tanesi. İşte hayvanların üç temel özelliği var. Bunlardan bir tanesi neslini devam ettirmek. Bir diğeri karnını doyurmak. Bir diğeri ise güvenli bir bağlanma alanı yaratabilmek. İnsanlar açısından değerlendirdiğimizde bu insanlar için de geçerli. Ama bir üst boyutta işte Maslow'un temel ihtiyaçlar hiyerarşisini değerlendirdiğimizde insanın temel ihtiyaçlarını karşılaması, kendini güvende hissetmesi, aidiyet ve sevgi ihtiyacının yanı sıra saygınlık, saygı duyulma ya da saygı duyma ihtiyacı en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. Bunun yanı sıra insanın kendini gerçekleştirmeye dair bir çaba içerisine girmesi üst boyutta temel ihtiyaçlardan bir tanesi. O zaman ne oluyor? İşte belki de bugün en çok üzerinde konuşacağımız konuya parmak basmış olacağız. İnsanlar evleniyorlar, kendilerini gerçekleştirmekle ilgili temel ihtiyaçları çerçevesinde mutlu olmak, keyif alabilmek, huzurlu olmak adına hareket ettikleri evlilik adımında bu sefer stres faktörleriyle birlikte bir süre sonra psikoloğa gelmeye çalışıyorlar. İşte psikoloğa neye geliyorlar? Bunları aslında konuşacağız hocam. Peki. Şimdi psikoneuroimmünoloji şöyledir değerli hocam, der ki kişiler, erkek ve kadın evlendi, anne ve baba oldular. İki çocuk yapmışlarsa eğer, minimum iki çocuk, evrimsel sürecini tamamlamışlardır diyor. Eğer evrimsel sürecini tamamlamamışlarsa bunlara diyor yaşam bir zindan olur normal şartlarda. Evrimsel süreci tamamlamamışlarsa. Çünkü bunlar diyor devamlı bir arayış içerisine girerler. Bir yerden sonra pes ederler. Pes ettiklerinde de artık mutsuzluk tavan yapmıştır diyor. Şimdi anne ve baba olmak istiyor ama olamıyor. Olamıyor. Evrimsel sürecini tamamlamamış. Evet. Diyor ki bu insan ömrünün sonuna kadar zindan içerisinde yaşar. Öyle düşünün. Hı hı. Ama tabii biz bunu eşlere bağlı. Yani isterseniz güzelleştirirsiniz. Ya da ayrılırsınız. Başka evlilikleri yaparsınız ama bizim burada amacımız ayrılıp başka evlilikleri yapmak değil. Onun da güzelleştirilebileceğini düşünüyorum. Ki evrimsel süreç şöyle de diyor. Diyor ki Mayda senin çocuğun olmamalı. Senin çocuğun muhtemelen engelli olabilir ya da topluma zarar verebilir diyor. Bu durumda şey de çıkıyor karşımıza. O zaman tüp bebek olgusunun tartışılması gerekiyor. Yani evrimsel biyoloji açısından tartışılması gerekiyor. Tüp bebek olgusunun. Yani tamam tedaviler yapılıyor, tüp bebekler yapılıyor ama ben başından beri burada biraz çekimserim. Biraz çok çekimserim. Peki. Değerli hocam, evet. Kadın erkeği gördü, iki saniye göz göze geldi ve bir ilan aşık oldu. 20 saniyeden fazla, o iki saniyede aşık oldu erkekle, o yıldırım aşkına, 20 saniyeden fazla sarıldı, dedi ki bu omuz tam bana göre, ben kafamı bu omuza koyabilirim dedi. Güvenli bağlanma dediğimiz olgu nasıl oluşuyor? Bu güvenli bağlama mı yoksa başka yöntemleri var mı? Yani insanlar başka neler yapıyorlar? Tabii hocam, yani özellikle bireylerin en temel ihtiyacı güvenli bağlanma ilişkileri kurmak. Bir diğer ihtiyaç ise
aslında özgün kimliğini koruyabilmesi. Evlilik ilişkisi ve dinamiğine baktığınız zaman herkesin kendisince geliştirmiş olduğu bir bağlanma stili var. Bowlby diye bir kuramcı bağlanma stillerini araştırırken işte 4 tane bağlanma çeşidinden bahseder. Çiftler bize geldiklerinde tabii biz mutlaka çiftlerin bağlanma stillerini sorgulamak durumundayız. Çünkü herkes farklı bir stille yaklaşınca sizin uymadığınız bir stille evlendiğiniz, yani bağlanma stili size uymayan birisiyle evlendiğinizde aslında ciddi anlamda çatışmada çıkıyor. Bol bir bağlanma stillerini anlatırken bir örnek üzerinden gidiyor hocam. Bir deney yapıyor. Bir odanın içerisinde, çok büyük bir salon, bir sürü oyuncak koyuyor. Bir çocuğun, 5 yaşındaki bir çocuğun oynayabileceği oyuncaklar. Çocuk ilk deneyin ilk prosedüründe 7-8 metre uzaklaşıyor, oyun oynuyor, dönüyor, annesine kontrol ediyor. Çünkü yabancı bir ortam. Anne onu bırakır mı, bırakmaz mı? Anne onu başında mı, kontrol ediyor mu, güvenlik sağlayabiliyor mu? Bunları merak ediyor. İşte 7-8 adım gittikten sonra oynuyor. Tekrar dönüyor, anneye bakıyor. Bir taraftan oyundan keyif alırken bir taraftan da anneyi kontrol ediyor. Deney prosedürü gereği bir süre sonra İçeriye yabancı birisinin girmesi gerekiyor. Yabancı biri içeri giriyor, çocuk hemen tedirgin oluyor. Ama şey diyor, ya ben anneme aslında güvenebilirim. Daha önce de annem beni tehlikeli herhangi bir durumla baş başa bırakmadı. Yine oynamaya devam ediyor. 6-7 metre uzaklaşıyor, dönüyor. Ya da 6-7 saniye oynadıktan sonra dönüyor, annesini kontrol ediyor. Tabii deney prosedürü gereği annenin dışarı çıkması gerekiyor ve çocuğun yabancıyla yalnız kalması gerekiyor odada. Ki böyle de oluyor. Anne dışarı çıkıyor. Çocuk çok tedirgin oluyor. Ya diyor, annem nasıl beni yalnız bırakabilir? Anne dışarı çıkıyor. 5 dakika sonra geri geliyor. Ama anne dışarı çıktığında çocuk oynuyor ama daha tedirgin. Sonra anne içeri girdiğinde çocuk rahatlıyor ve oynamaya devam ediyor. Bowlby buna güvenli bağlanma ilişkisi diyor. Dolayısıyla gündelik hayat ve yaşamın içerisinde, evlilik ilişkilerinde ya da duygusal ilişkilerde bunun karşılığı, işte siz diyelim ki bir yere gideceksiniz, eşiniz sizi çok sorgulamaz. Yani ben sana güveniyorum, ne zaman geleceğini biliyorsun, geç geldiğinde mutlaka beni ararsın, geç gelirse de bunun mutlaka bir sebebi vardır diye sağlıklı düşünür. Neden? Çünkü sizinle kurduğu bağ güvenli bir bağ. Diğer bir stil ise şu hocam. Bowlby deney yaparken aynı prosedür, aynı oda. İşte çocuk içeride oynuyor. Çocuk 3-5 adım uzaklaşıyor ya da 3-5 saniye dönüp anneye bakıyor. Sürekli tedirgin. Oyun oynamak konusunda tedirgin olduğu için oynadığı oyundan keyif de alamıyor. Deney prosedürü gereği işte yabancının içeri girmesi gerekiyor. İlk deney prosedüründe olduğu gibi yabancı anne ile tokalaşıyor, gülümseyerek sohbet ediyorlar. Annede ve yabancıda hiçbir kaygı emaresi yok. Buna rağmen çocuk çok kaygılanıyor. Hemen oyunu bırakıyor, annesinin dizinin dibinde geliyor oturuyor. Tabii prosedür gereği annenin dışarı çıkması gerekiyor. Çocuk çok yakın anneye. Anne bir şekilde punduna getiriyor, dışarı çıkıyor. Çocuk çok erken bir şekilde bunu fark ediyor ve çocuk ağlamaya başlıyor. Şiddetli, depresif ağlamalar bunlar. Bir süre sonra anne içeri girdiğinde normalde çocuğun sakinleşmesi gerekir değil mi? Sakinleşmesi lazım. Evet. Böyle düşünürüz. Oysa çocuk sakinleşmiyor. Anneye tekme tokat saldırıyor, öfkeleniyor, ağlıyor, bağırıyor. Agresyonu bir türlü dinmiyor. Bowlby buna saplantılı bağlanma diyor. Şimdi bu bağlanma türlerini anlattıktan sonra eşler evlenirken aslında farklı bağlanma stilleri geliştiren eşler arasındaki çatışmanın neden çıktığını ve bir türlü kendi aralarında bunu neden çözmediklerini de bir şekilde anlamış olacağız. Deneyin üçüncü stilinde ise şöyle, çocuk içeride oynuyor, anne yine başında, çocuk hiç anne varmış yokmuş. Kendini oyuna kaptırmış, böyle de keyif alıyor, yeni görmüş oyuncakları falan, dünyalar kendisini. Sonra yabancı içeri giriyor, anne ilk deney prosedüründe olduğu gibi gülerek kaygı emaresi olmadan karşılıyor.
Çocuk bunu fark etmiyor bile. Yabancı girmiş, girmemiş, yani hiç kaygılı değil. Sonra prosedür gereği annenin dışarı çıkması gerekiyor. Çocuk anne dışarı çıktıktan sonra da hiç böyle anne sanki dışarı çıkmamış, tamamen güvenli bir ortamdaymış gibi oynuyor. Ve anne içeri dönüyor. Hatta çocuk annenin çıktığını görüyor, hiç tepki vermiyor. Geldiğini görünce de olumsuz anlamda hiçbir tepki vermiyor. Oyundan keyif alıyor. Sadece kendi başına kalabilme kapasitesi üzerinden hareket ediyor. Bowlby buna organize olmamış dağınık bağlanma diyor. Bir diğer stil ise şu, çocuk içeride oynuyor. Oyun mu oynasam, annemin dizinin dibinde mi dursam, yabancı bir ortam, kaygılı, bir türlü karar veremiyor, ikilemde kalıyor. Daha sonra prosedür gereği yabancı içeri giriyor. Oyun mu oynasam, annemin dizinin dibinde mi dursam, tedirgin olsam mı olmasam mı ikilemi içerisinde kalıyor. Sonra anne dışarı çıkıyor. Oyun mu oynasam, tepki mi versem, ağlasam mı, yine ikilem içerisinde. Anne dışarı çıkıyor. Anneye bağırsam mı, bağırmasam mı, yoksa oyun mu oynasam, ikilemin içerisinde bir türlü bir şey yapamıyor. Bowlby buna kaçınmacı bağlanma diyor. Şimdi ben de soruyorum, yani bizi izleyen bütün seyirciler şöyle düşünsünler. Kendilerinin bağlanma stilleri hangisi? Eşlerinin bağlanma stilleri hangisi? Eğer bir birey güvenli bağlanma ilişkisi çerçevesinde hayata bakıyorsa ve bu stille büyümüşse, ki zaten bağlanma stilleri ebeveynlerimiz tarafından bize aktarılan stiller. Güvenli bağlanma ortamları oluşurken ebeveynler çok belirleyici, devlet, aile, sistem çok belirleyici, ama daha çok biz bu stili ebeveynlerimizden alırız. Güvenli bağlanma ilişkisi geliştirmiş olan bir bireyle saplantılı bağlanma örüntüsü geliştirmiş olan bir bireyin evli olduğunu düşünelim. Yani diyor ki, hayatım diyor, ben diyor şimdi Taksim'e gideceğim, orada iş yemeği var, arkadaşlarımızla birlikte görüşeceğim. Eğer eş saplantılı bağlanma örüntüsü geliştirmişse diyor ki, hayır diyor, gidemezsin diyor, ben de geleyim. Ya diyor, sadece iş yerindeki arkadaşlar gelecekler, sen bence evde bekle. Hayır, yani ben asla buna tahammül edemem. Saplantılı bir şekilde eş gelene kadar asla rahat etmez. Biz obsesif kompulsif bozukluğu konuşmuştuk burada geçen dönemde. Obsesif bir faaliyetle, obsesif bir yönelimle eşin kendisini aldatabileceği ya da bırakabileceği düşüncesi üzerinden eşini sürekli kontrol etme örüntüsüyle hareket etmeye başlar. Dolayısıyla eşlerden birisi açısından, güvenli bağlanma ilişkisi geliştiren eş açısından kesinlikle bir stres faktörü. Yani daha önce de söyledik, her stres faktörü gerçekten sürekli kortizol hormonu salgılamamıza, bağışıklık sistemimizin çökmesine, işte bağışıklık sistemi çökerken kas erimesine, kemik erimesine, biliyorsunuz cinsel isteksizliği, kan damarlarının zarar görmesine kadar etki ediyor. O zaman biz saplantılı bağlanma örüntüsü geliştirmişsek, kendimiz açısından da stresli. Çünkü biz eşimizin sürekli yanımızda olmasını istiyoruz. Biz de eşimizin yanında olmalıyız gibi bir inançla hareket ediyoruz. Kendimiz için stres faktörüyken bir öteki için de stres faktörüyüz. Maazallah diyeyim, saplantılı bağlanma örüntüsü geliştirmiş olan bir bireyle organize olmamış, dağınık bağlanma geliştirmiş olan bir birey evlenirse ya da duygusal ilişki geliştirirse, organize olmamış, dağınık bağlanma geliştiren işte tutar uçak biletini alır, Kıbrıs'a gider, sevgilisini, eşini aramaz bile. Oradayken eşi aradığında ne olacak ya, yarın döneceğim falan der, ama eşi korkunç derecede kıyameti koparır. Aynı deneydeki saplantılı bağlanma örüntüsü geliştirmiş olan deneydeki çocuk gibi. Yani eşi Kıbrıs'tan geldiğinde ya da herhangi bir iş seyahatinden geldiğinde herhangi bir aldatma falan olmadığı halde, çünkü güvenli bağlanma ilişkisi geliştirmiş kendisi, gerçekten kendisini aldatmış gibi bir tavırla karşılaşır ve hem kendisi için hem eşi için de stres faktörü. Tabii bu kaçınmacı bağlanmada da öyle. Yani yemek yiyecekler, nerede yiyeceklerine bir türlü karar veremez. Sorumluluk dolayısıyla sadece bir bireyin üzerinde olur. Yani güvenli bağlanma geliştirmiş olan birisi sağlıklı düşündüğü için, bellek işlevleri de sağlıklı olduğu için çok rahat bir şekilde karar verebilir. O yüzden hocam, bağlanma gerçekten evlilik ilişkisinin ve dinamiğinin
en temel unsurlarından bir tanesi. İkinci temel özellik ise şu, bağlanma ilişkisinin yanı sıra özgünlük. Yani birey olabilmek. Özgün olduğunuzda, gerçekten birey olduğunuzda, birey olmaktan bahsettiğim şey özgür kimlik esasında. İşte Erikson'un psikososyal gelişimi ya da Freud'un psikoseksüel gelişimini baz aldığımızda ergenlik aslında bir kırılma noktası. Ergenlik dönemine kadar ailesine, ebeveynlerine yapışık yaşayan bir birey aslında ergenlikle birlikte şu temel problemi çözmeli. Ayrılıkla ilgili problemi. Artık hem karşı cinse hem de sosyal ilişkilere yatırım yapması gerekiyor. Karşı cinse ve sosyal ilişkilere yatırım yaptığında birey ebeveyninden ayrılmış olacak. Yeni bir kuşak, yeni bir jenerasyon. Dolayısıyla karşı cinse yatırım yaptığında Ödipal çatışmasını çözmüş olacak ve kendi cinsel kimliğine de bu dönemde karar vermiş olacak. Çatışmanın çok yoğun olduğu bir dönem ama varmak istediğim şey, eğer ayrılık problemini birey çözememişse bazen çiftler geliyorlar sevgili hocam. 50 yaşında adam halen ailesinin, annesinin ya da babasının dediğinin dışına çıkmıyor. Yani işte feodal ilişkiler çerçevesinde de olabilir. Saplantılı bağlanma örüntüsü geliştirdiği için, ebeveyn üzerinden dirençli bağlanma geliştirdiği için bir türlü kopamıyor. Dolayısıyla kendi eşine sağlıklı bir şekilde de yatırım yapamıyor. Bu da aileler açısından ciddi bir problem. Tabii birey olma, özgür kimlik, bunlar tabii beraberinde evlilik dinamikleri içerisinde kırmızı çizgilerimiz de ortaya koymamız gerektiğini sorgulatan şeyler. Çok yoğun şekilde çiftlerle çalışıyorum. Siz de başında söylediniz. Çok fazla vaka deneyimim de var. Yani birey bize geldiğinde direkt suçlama üzerinden geliyor hocam. Yani suçlamak çok ayrı bir şey, eleştirmek çok ayrı bir şey. Bunları belki detaylı bir şekilde açarız. Şimdi biz onlara diyoruz ki birinci kural şu, kesinlikle bir ötekini suçlamayalım. Yani suçlama üzerinden yaklaştığınız zaman siz karşı tarafta şunu düşündürüyorsunuz. Eğer beni suçluyorsa eşim bana güvenmiyor. Çocuğunuzu sürekli suçladığını düşünün. Suçladığınızı düşünün. Sen ders çalışmıyorsun, sen çok para harcıyorsun, sen çok fazla oyun oynuyorsun, işte sen eve geç geliyorsun, sen sorumluluklarını bilmiyorsun dediğinizde annem babam bana güvenmiyor diye düşünür haklı olarak. Çünkü suçluyorsunuz. Eğer suçladığınız bir biri güvenmiyor diye düşünüyorsa aynı zamanda bana değer vermiyorlar diye de düşünebilir. Değer vermiyorlarsa o zaman ilişkiler uzaklaşır ve dolayısıyla ev içerisinde insanlar birbirine kapanır. İşte son dönemlerinin teknoloji çağının en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Eşler geliyor hocam diyor, işte çocuğum ya da eşim, onun üzerinden konuşalım madem ki konumuz çiftler, diyor ki sürekli cep telefonuyla oynuyor, bu da bizim ilişkimizi bozan bir şey. Böyle baktığınızda dışarıdan, evet aslında bu ilişkiyi bozan bir şey. Ama esasında psikolojik dinamiklerini sorguladığında cep telefonuna yatırım yapması, sürekli oyun oynaması aslında bozuk olan ilişkinin bir sonucu. Neden? Çünkü en temel ihtiyacımız güvenli bağlanma ilişkileriydi. Güvenli bağlanma ilişkileri kurar isek mutlu, huzurlu, sakin olabiliriz. Dolayısıyla güvenli bağlanma ilişkileri kurmayınca, sürekli suçlayınca karşı taraf otomatik olarak bizden uzaklaşmış olacak. Huzurlu olmak temel ihtiyaçken bunu alkolde belki arayacak, bunu maddede belki arayacak, bunu kumarda belki arayacak ya da cep telefonu, işte teknoloji bağımlılığı denen bir şey var. Kendini orada rahatlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla güvenli bağlanma ilişkisi anlamında ilişkinin problemli oluşundan kaynaklı nesne geçişi yapıyor. Yani yatırımını ilişkisinden çekip cep telefonuna yapıyor ya da bilgisayarına yapıyor hocam. Şimdi yine psikoneuroimmünolojiye geleceğim. Eşler diyor birbirlerinden uzak kalırlarsa gitmeden işte bir hafta iç çamaşırını giyeceksin. Eşin kendi iç çamaşırını bir hafta giyecek, hangi eş gidiyorsa onun çantasına koyacak bir hafta değişmemek şartıyla. Hı hı.
Ve şeydi, eş akşamları, sabahları o iç çamaşırı koklayacak. Eğer diyor bunu yaparsa, bunu yaparsa diyor, başka bir kadını ya da başka bir erkeği arama olgusu ortadan kalkar diyor. Psikoneuroimmünoloji, o kokuyu alırsa. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey var. Diyor ki, eşinizle koku farkınız %60. Karşınızda %70, %80 koku farkı olan biri çıktığı zaman sistem error veriyor. Bu da bu işin çelişkisi. Ya koku ve seks, koku ve aşk, koku ve ilişki, koku ve cinsellik. Bu da ayrı bir belirleyici. Peki, değerli hocam, siz de evlisiniz, ben de evliyim. Ara ara bizi izleyen bir sürü insan, evli bir sürü insan, bekar evlilik, evlenmek istiyorlar. Sistem diyor ki, ağaç kakan gibi kalbin 3 gün 60 atarsa 4. gün öleceksin diyor. Ölürsün. Ya da tansiyonun, kan basıncın 3 gün boyunca günün her saatinde 120-80 ise 4. gün gidiyorsun. Şimdi bir evlilikte düzgün doğrusal hareket varsa hocam, ya da sürekli şu, yani heyecan yoksa, çöküş yoksa, düz çizgi yoksa, karmaşık değilse, yani açılar değişmiyorsa, bu evlilik diyor yıkılmaya mahkum. Ya da biter, kendinden biter diyor bu evlilik. Çünkü hırs kalmaz, aşk kalmaz, itiraz kalmaz, sevgi kalmaz. O ağaç kakan misaline döner evlilik. Evlilikte iletişim ve çatışma nedenlerini biraz değinebilir misiniz değerli hocam bu alanda? Hocam gerçekten sizinle program yapmak çok keyifli bir şey. Yani psikolojide nöroloji ya da nöropsikoloji gerçekten çok önemli. Nöroloji bilimi geliştikçe esasında psikoterapi ya da psikoloji çalışmaları da çok güçleniyor. Ben işte çok yoğun panik atağı çalışan birisi olarak aslında panik atağın tedavisini de nöropsikoloji çalışmaları üzerinden, sempatik sinir sistemi faaliyeti üzerinden yapıyorum. Tabii hayatımızda şöyle bir şey var. Yani genel olarak aslında istatistiklere baktığımızda çok okumayan bir toplumuz. Dolayısıyla Maslow'un temel ihtiyaçlar hiyerarşisini baz aldığımızda temel ihtiyaçların giderilmesi, güvenlik ve aynı zamanda aidiyet, işte kısmen de olsa sevgi ihtiyacımızı gideriyoruz ama aslında saygın olmak, saygı duyulmak ya da saygı duymak birilerine, bunun yanı sıra kendini gerçekleştirmek çok çok önemli kavramlar. Üniversite mezunu çiftler geliyorlar. Yani gündelik hayat ve yaşamını biraz sorguladığımızda gerçekten o kadar statik bir şekilde yaşıyorlar ki, yani sabah uyanıyor, kahvaltıyı hazırlıyor, yemek yapıyor, yemek yiyor, öğlen yine aynı şekilde temizlik yapılıyor. Sonra akşam oluyor, eş geliyor, birlikte televizyon izliyorlar, sohbet ediyorlar. Ertesi gün yine aynı şekilde, ertesi gün yine aynı şekilde. Tabii güvenli bağlanma ilişkileri kurarsak, bu bizim en temel ihtiyacımız da değil mi hocam? Yani saygınlık ve kendini gerçekleştirmekle ilgili bir bakış açısı sergilediğimizde ve karşımızdaki insan da bu konuda önümüzü açan bir birey ise evlilik ilişkisinde benlik algımız çok olumlu olur. Yani çiftler çatışma halinde bize geldiklerinde benlik algılarının çok olumsuz olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda kimlik doyumları o kadar yetersiz ki, dolayısıyla kimlik doyumunu sağlayamayan, benlik algısı olumsuz olan bireyler gerçekten stres faktörleri içerisindeler. Tabii çatışma deyince çatışmaya neden olan yanlış inançlar oluyor. Yani psikoloji, işte özellikle bilişsel davranışçı terapiler yöntemiyle çalışıyorum ben. Düşünceniz neyse duygunuz o olur. Ve davranışınız da ona göre belirlenir. Yani iyi düşünüyorsan iyi hissedersin, iyi davranırsın. Kötü düşünüyorsan kötü hissedersin ve kötü davranırsın. Yanlış inançlar hayatımızı çok ciddi anlamda yoran şeyler. Mesela hayatım boyunca aşık olmalıyım diye düşünüyor ve çiftler bana geldiklerinde hocam diyor, yani artık diyor eşim diyor bana aşık değil. Oturuyorsunuz işte, tabii çift geldikten sonra onu da açarız nasıl çalıştığımızı.
Aşkla ilgili dünya genelinde yapılan bütün makalelerde ve bilimsel çalışmalarda kimi yerde aşk 2 yıl, 3 ay, 14 gün sürüyor. Atıyorum tabii bu yaklaşık olarak 2,5 yıl, 3,5 yıl sürüyor. Bazen de 2 ay sürüyor kimilerine göre. Aşk bir süre sonra bitiyor. O zaman aşkın tanımını bir yapmak gerekiyor. Aşkı bir bilmek gerekiyor. İşte sürekli aşık mı olunuyor ya da aşık olmak mümkün mü? Bu konulara aslında bir netlik kazandırmak gerekiyor. Bir örnek üzerinden aşkla sevgi arasındaki farkı müsaade ederseniz sunayım hocam. İşte genç, ergen bir kızımız ailesinde bir çatışma yaşıyor. Bu çatışmalı süreç ona çok olumsuz bir şekilde yansıyor. Dedik ya, yani kızlar huzursuzken evden kurtulmak için evlenen kız ve kadın sayısı gerçekten çok fazla. Bu da bir şekilde aşık oluyor. Tamam diyor, onun için ölürüm diyor. Erkek de aşık, o da onun için ölürüm diyor. Anne baba evde huzursuzluk yarattıkları için kız tutuyor, delikanlıya kaçıyor. Kaçtıktan sonra anne baba, işte feodal insanlar, Anadolu insanları, ya diyor işte bu işin üslubu olur, adabı olur. Ama gelip istediklerinde de ya kızımız küçük, haklı bir şekilde vermeme eğilimi içerisine de giriyorlar. Çünkü 16-17 yaşındaki bir kız çocuğu, işte 24 yaşına kadar zeka gelişimini aslında tamamlamıyoruz. Yani 16-17 yaşında birinin evlenmesine de müsaade etmek çok akıl kârı değil. Ama aşk öyle bir noktada ki, evdeki o huzursuzluk hali öyle bir noktaya gelmiş ki, kızcağızın işte boğazına kadar geldi diyelim, ergenliğin vermiş olduğu etkiyle hoppa cuppa tutuyor, çocuğa kaçıyor. Anne baba seferber oluyorlar. İşte aileler birbirleriyle görüşüyorlar. Ya işte bu işin üslubu var, kız gelsin, hadi nişan yapalım, böyle devam edilsin falan filan. Sonra çatışmalar çıkıyor, kavga, gürültü, patırtı. Bir süre sonra işte kızla baş edemiyorlar. Yani kız diyor illa ben evleneceğim diyor. Kız gidiyor, evleniyor hocam. Evleniyor. Evlendikten sonra işte bir bakıyorlar ki çocuk madde kullanan, hırsız, ciddi anlamda suça karışmış bir birey. İşte 5 ay sonra kız arıyor ailesini, diyor ki beni kurtarın diyor. Ne oldu hocam? Aşıktı, onun için ölmeye bile hazırdı. İşte aşk böyle bir şey. Aşk saplantılı. Mesela obsesif kompulsif bozukluğu konuşurken biz obsesyonun egoya düşman bir durum olduğunu söylemiştik. Aslında aşk da saplantılı bir durum. Ama egoya düşman değil, yaşanması gereken bir şey, güzel bir şey. Herkes yaşasın, defalarca yaşasın, tekrar tekrar yaşasın. Hatta keşke aşklar hiç bitmese. Ama söz konusu aşkla sevgi arasındaki farka gelince, işte aşk bir süre sonra bitiyor. Ne zaman bitiyor? Karşındaki insanı anladığında. Erik Fromm diyor ki sevmek diyor anlamaktır diyor. Aşk bitiyor, neye dönüşüyor? Tanıdıkça, anladıkça sevgiye dönüşüyor. 2 yıl, 3 ay, 14 gün sonra. Dolayısıyla evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz. Ama tanıdıkça, anladıkça aşk nefrete de dönüşüyor. Çünkü siz başında söylediniz, işte ilk 20 saniye miydi hocam? Evet. 20 saniye içerisinde göz teması kuruyorsunuz. Hayda, yıldırım aşkı gerçekleşti. Bu çekim gücüyle siz karşı tarafa yöneliyorsunuz ve 7-24 o sizin kafanızı meşgul ediyor. Sabah uyandığınızda ilk aklınıza gelen şey o. Akşam yattığınızda aklınızda o. Tuvaletteyken aklınızda o. Kitap okuyorsunuz aklınızda o. Yemek yerken öyle. Gece uyanıyorsunuz aklınızda o var. Bir türlü aklınızdan çıkmıyor. Ama bu rahatsız etmiyor sizi, obsesyon gibi. Dolayısıyla egoya dost olduğu için mutlu oluyorsunuz, keyifli oluyorsunuz. Ama tanıdıkça, anladıkça diyorsunuz ki bu suç işleyen biri, bana kötü davranan biri, bu bana sadık olmayan, fedakar olmayan, sevgi duymayan biri. O zaman ne oluyor? Aşk nefrete dönüşüyor. O zaman çok iddialı konuşuyoruz. Diyoruz ki aşıkken asla evlenmeyin. Şimdi hocam aşıkken evlenelim diyoruz ama burası kabul ediyor. Burası diyor ki ya işi yok, gücü yok, tarlası yok, tüm yok, çalışmıyor, maaşı yok. Ama gel gör ki burası da diyor ki git, evlen, sahiplen, sarıl, sarmalaş. Şimdi bu ikisi uyumlu çalışsa
Şimdi kalple beyin uyumlu, ruhla yürek uyumlu çalışsa dediğin doğru. Mantıkla duygu bir arada gitmiyor. Evet. Duygu hakim oluyor. Hakim olunca da mantık devreye girince zaten 6-7 ay geçmiş oluyor. Duygu alıp götürüyor sizi. Yani sel gibi bir hareket. Yani düşünün de kattığını götürüyor. Peki değerli hocam bir 10 dakikamız kaldı bizim. Ben size şunu söylemek istiyorum. İki soru peş peşe soracağım. İzniniz olursa. Bir, evlilikte nelere dikkat etmeliyiz? İki, aile içi şiddetin boyutlarını işlemek istiyorum. Evet hocam. Şimdi esasında sorunun cevabı şu. Doğru zannettiğimiz yanlışlardan birini... Ne yapalım? Ne yapalım? Söyleyin ne yapalım? Şimdi ben eve gideceğim. Evet. Kapıyı çaldım. Anahtarımla kapıyı açarsam haklı olarak eşim diyecek ki bu evde kimse yok mu sen anahtarımla kapıyı çalıyorsun? Tahmin yanlış. Küller yanlış bir davranış. Evet hocam. Kapıyı çaldım. Eşim kapıyı açtı. Sırtını döndü gitti. Evet, bu da benim için bir yıkım. Evet. Kapıyı çaldı. Benden bir sevgi bekledi. Ben sevgi gösterisinde bulunmadım. Evet, bu da eşim için bir yıkım. Evet. Buyurun akşam eve giderken argın yorgun bitkin 3 tane sorun. Evet. Yani akşamı zehir edecek 3 problem. Buyurun. Tabii psikoloji şu demek. Yani asla akıl vermek değil. Bireyler geliyorlar, işte hocam diyorlar, yani bu çocuğa söylesene sakalını bir kessin, yani bu nasıl akıl verme oyunu değil aslında. O yüzden psikoloji yanlış algılandığı için, güzel konuşma sanatıymış gibi düşünüldüğü için çok fazla sahte psikolog da var piyasada. O yüzden bireyi sorgulamak gerekiyor hocam. Yani her evlilik ilişkisi, her birey parmak izi gibi. Kesinlikle her ilişki farklı ve özel, her birey de farklı ve özel. Mesela yanlış aşk beklentisi içerisindeysek birey sürekli aşk arayışı içerisine giriyor. Bu durumu bilmediği için sevgi varken evliliğini harap edebiliyor, kendine stres yaratabiliyor. O zaman akıl vermekten ziyade evlilik dinamikleri içerisinde yaşanan problemlerin neden yaşandığını ve bu problemlerin nasıl çözülmesi gerektiğini 10 dakika içerisinde bir toparlayarak sunmaya çalışayım hocam. Mesela kıskançlık bir diğer yanlış temel varsayımlardan bir tanesi. Diyor ki eşim eğer diyor beni kıskanmıyorsa sevmiyordur. İşte seviyorsa kıskanıyordur. Aslında kıskançlık patolojik bir durum, hastalıklı bir durum. İnsan 3 nedenden dolayı kıskanır. Ya kendine güvenmiyorsun, kendine güven problemi varsa mutlaka kaygı bozukluğu da yaşıyorsundur. Ya karşındaki insana güvenmiyorsundur ya da paranoyak olduğun için karşıdaki insana güvenmiyorsundur. Doğru zannedilen diğer yanlışlardan bir tanesi, dönem dönem biz bir takım eğitimlere katılıyoruz. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün eğitimcisiyim ben. Sunduğumuz bir proje üzerinden evlilik eğitimleri başlatıldı orada. O eğitimlerin birisinde eğitici olmaya çalışan birçok insan şunu söyledi. Evlenmek üzere size gelmiş olan birilerine ilk ne dersiniz? Yani tek cümleyle bunu özetler misiniz diye sormuşlardı. Oradaki insanlar şunu söyledi. Yani bir elmanın iki ayrı parçası olmadığını sürece evlenmeyin. Ruh ikizinizi bulmadığını sürece evlenmeyin. Hayır. Her birey farklı ve özel. Her ilişki farklı ve özel. Eğer siz kendinizi bir elmanın yarısı haline getirirseniz kendinizi de yarı hale getirmiş olursunuz. Orada ciddi anlamda stres, ciddi anlamda depresyon ya da ilişki ile ilgili iletişim kopukluğu başlar. Düşünün, evli ve çift ilişkilerinde kadın kırmızı ve yeşil bir elma olsun, erkek de kırmızı ve sarı bir elma olsun. Kırmızı tarafları birbirine benziyor. Bu anlayışa göre o zaman kadın yeşil tarafını, erkek de sarı tarafını kesip atacak, kırmızı taraflarımızı birleştireceğiz. İkisi de yarım insan oldu. O zaman bunu yapmayacağız. Yani aşık olduğunuz, sevdiğiniz birey kırmızı ve yeşil, kırmızı ve sarıyken aşık olduğunuz ve evlendiniz. Dolayısıyla burada sınır çok önemli. Karşımızdaki insanı olduğu gibi kabul etmeliyiz. Neden? Birinci kural şu. Değiştirmek zorunda olduğumuz biriyle evlenmeyeceğiz. Aşık olduğun birine bir süre sonra hocam sosyal şiddet uyguluyorsun, arkadaşlarına karışıyorsun, sözel şiddet uyguluyorsun, hakaret ediyorsun, ekonomik şiddet uyguluyorsun, çalışan kızcağızı diyorsun ki artık çalışma.
Bunlar da ciddi anlamda evliliğin içerisinde stres faktörleri. O zaman siz sormuştunuz ne yapmamak gerekiyor? İşte bunları yapmamak lazım ki birey ilişkide ve bir problem yaşamasın. Dolayısıyla bunların hepsi iletişimle ilgili problemler. İletişimin en önemli kavramlarından bir tanesi empati. Eğer karşımızdaki anlayamıyorsak, empatik olamıyorsak o ilişkiyi sağlıklı bir şekilde yürütemeyiz. İşte ilişkiyi bozan temel şeylerden bir tanesi karı koca geliyor. Temel motivasyonları evliliği devam ettirmek ise ve gerçekten bunu yapamıyorlarsa bireysel olarak klinik değerlendirme alıyoruz. Ve bu klinik değerlendirmede birey depresyondaysa hocam en ufak bir şeyi felaketleştiriyor. Karşısındakinin aklını okuyor. Depresyon bunu yaptırıyor. Duygusal mantık içerisine giriyor. İş yerinde öfkeleniyor bir şeye, eve geliyor. Eşi işte bulaşık yıkıyor. Sen niye bana benimle ilgilenmiyorsun, bulaşık yıkıyorsun diye tutuyor. Eşine öfkeleniyor. Dolayısıyla o öfkesinin nedeni eşiymiş gibi düşünüyor. Bazen de akıl okuyor. Eşlerden biri diyor ki ya diyor ben diyor aslında böyle düşünüyorum. Hayır sen böyle düşünüyordun diyor. Depresyon zaten iletişimi ciddi anlamda bozan bir şey. İşte alkol, empati kuramamak bunların hepsi ciddi anlamda evliliğe zarar veriyor. Bunun yanı sıra tabii OKB'yi konuştuk. Sorumlulukların aşırı abartılması, obsesif bir kadınla evliyseniz işinizi çok rahatlatır. Ama diğer taraftan yaşamınızı da felç eder. Özetleyecek olursak hocam, sağlıklı düşünmek çok önemli. Eğer sağlıklı düşünmüyorsak sadece evlilik ilişkisinde değil, aynı zamanda yaşamın her alanında iyi bir öğrenci olamayız, okuduğumuzu anlayamayız. İyi bir öğretmen olamayız, kendimizi geliştiremeyiz. Dolayısıyla beyin sürekli dolu olunca öfkeli oluruz biz. Eğer birçok insanda gerçekten uyku problemi yaşıyorsak, yemekle ilgili düzenimiz bozulmuşsa, öfkeyle ilgili sorunlarımız var ise, kendimizi mutsuz ve huzursuz hissediyorsak, hayattan eskiden olduğu gibi keyif alamıyorsak, kafamız sürekli yoğun ise, unutkanlık başlamış ise, bunun yanı sıra kalp çarpıntılarımız var ise, dar alan, MR, asansör, topluluk karşısında konuşmak, sınav kaygısı gibi faktörler varsa, kalabalık ortamlar bizi rahatsız ediyorsa, durduk yere kaygı bozukluğu içerisinde isek, yani işte işten atılma riskiniz çok düşük olduğu halde ya işten atılırsam düşüncesiyle karşı karşıya kalırsınız ve gerçekten işten atılmış gibi duygusal tepkiler veriyorsanız, bir takım takıntılar geliştirmişseniz, gereğinden fazla sorumluluklarınızı abartıp evdeki işte yamuk bir çerçeveye tahammül edemiyorsanız ve mutfakta duran bulaşık sizi gerçekten uyutmuyorsa, o bulaşığı yıkadıktan sonra yatmak zorundaymışım gibi hissediyorsanız, dini olarak, cinsel olarak ve zarar vermekle ilgili bir takım vesveseler varsa düşünsel anlamda, bunun yanı sıra bir takım takıntılar geliştirmişseniz, bunların hepsi gerçekten stres faktörü. Siz sağlıklı düşünmüyorsunuz. Demek ki lütfen kendi alanında uzman bir bireye başvuru yapın. Kesinlikle terapiye olan inancınızı, yaşama olan inancınızı, hayata dair, iyileşmeye dair inancınızı güçlendirebilirsiniz. Mutlaka bir çıkış yolu var. Kesinlikle felaketleştirmeyelim. Dolayısıyla bir problem çözülemiyorsa bir uzman aracılığıyla, yani bir de bakmışsınız ki eşinizde narsistik kişilik bozukluğu var ya da paranoid bir kişilik özelliği var ya da borderline sınır kişilik bozukluğu dediğimiz ya da depresif kişilik bozukluğu dediğimiz bir durum var. Siz bu durumu tedavi ettiğinizde ilişkiye rahat devam edersiniz. İşte bütün psikolojik danışmanlık hizmetlerinde mesele bu. Fark etmek ve mevcut durumu yeniden yapılandırmak, güvenli bağlanma ilişkileri ancak bu temel üzerinden kurulur diyorum hocam. Şimdi zaten ben İbrahim Maydere sağlıklı yaşamda çok kez dile getirdim, çok kez de dile getireceğim. Kişiler evlenmeden önce bir psikologdan destek almalı, psikolojik destek almalı. Gerçekten uyumlu muyuz, değil miyiz? İki, ağız diş sağlığı. Ağız diş sağlığı yerinde mi değil mi? Gerçekten çok önemli. Bu çünkü hastalıkların başlandığı ilk yer ağız. Yani ağız içerisinde enfeksiyon varsa, diş eti kanaması varsa
demans gelişiyor. Dokuzuncu kranial sindirin aksonu ağız şeyle beyni birbirine bağlıyor. Burası kirli ise unutkanlık başlıyor. Siz ağzı temizlemeden bunu çözemezsiniz. Yani ağzı kurtarmadan. Üçüncüsü gen uyumu. Çocukların engelli olmaması için, sorun olmaması için. Dördüncüsü anne baba olmaya karar verilmişlerse de bunu. Yani sadece HIV pozitif mi değil mi? Ya sorun sadece HIV değil. HIV'in de yarın aşısı bunu, o zaman ne yapacaksınız? Çok bütüncül bakılması gerekiyor. Hem anne baba olma öncesi, yani hamilelik öncesi, hem evlilik öncesi. Ve yaşamın her alanında psikolog, işin uzmanı psikolog. Bakın altını çiziyorum. Olmazsa olmaz. Yaşamın her alanında sağlıklı yaşamın temelini insan psikolojisi oluşturuyor. Hocam iyi ki varsınız. Diğer programlarda yine sizi alacağım, yine konuşacağım, yine konuşacağız. Bazen siz konuşacaksınız, bazen ben konuşacağım ama izleyicilerimize çok kaliteli, çok doğru, çok güzel, yerinde uzmanından bilgiler vereceğiz. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Var olun hocam. Var olun. Sevgili izleyicilerimiz, programda sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Ne olursunuz stressiz yaşamaya çalışın. Psikolojiniz iyi olsun, sağlığınızı bozmayın. Hepiniz birer değersiniz bizler için, toplum için. Anneniz için, babanız için, çocuklarınız için, kardeşleriniz için ve dünya için. Sevgiyle kalın.